Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir önceki bölümde size dağıtmış olduğumuz soruların belli bir kısmını çözmüştük. Bu bölümde ise kalan kısımları çözmeye çalışacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir termometrenin hassasiyeti niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormuş. Bununla ilgili sınıfta konuşmuştuk. 5 tane maddemizi yazdırmıştık hatta. Bakalım bunlar var mı? Termometrenin kılcal borusunun kalınlığı hassasiyeti etkileyen maddelerden birisi. Kılcal borunun kalınlığı ne kadar az olursa, ne kadar ince olursa o kadar hassas bir termometre elde ediyordum. Termometredeki sıvının cinsi bu da önemli. Nasıl bir sıvı kullanacağız dedik hassas bir termometre elde etmek için. Genleşme kas sayısı yüksek bir sıvı kullanmamız lazım. Termometredeki bölme sayısı da bu da benim için önemliydi. Diğer iki maddeyi yazacak olursak diğeri neydi? Sıvı haznesi bir diğeri ise termometrenin yapıldığı malzemenin cinsi de benim için önemliydi. Sıvı genleşme katsayısı ne kadar fazla ise aynı zamanda termometrenin yapıldığı malzemenin cinsi ve genleşme katsayısı da o kadar az olması lazımdı diye söylemiştik. Cevabımız o zaman ne olacak? Edirne olacak. Bir x termometresinde suyun donma sıcaklığı eksi 40 x suyun kaynama sıcaklığı 210 x olarak işaretleniyor. Hemen buraya termometrelerimizi bir çizelim. Burası x olsun. Burası celsius olsun. Verilenleri de yerine yazalım. Celsius'ta donma noktası 0. Kaynama noktası 100 Celsius derece. Burada ise eksi 40'a 210 olarak vermiş. Hemen ne yapıyordum? Hava sıcaklığının 20 Celsius derece. Baktığınız zaman 20 santigrat derece. Burada buraya da x dedim. Bu soruları nasıl çözüyordum? Oran orantı yapıyordum. Yani bunun buna oranı. Bunun buna oranı diyordum. Hemen yazacak olursak. x eksi eksi 40 bölü 210 eksi 40 diyeceğim. Eşittir. Burası da ne olacak? Burası 120. Diğer tarafta 100 olacak. O zaman denklemi biraz düzelteyim. X artı 40 bölü 250 eşittir. 1 bölü 5. Hemen o zaman X artı 40 buradan ne gelir? 50 gelir x de buradan ne bulurum? 10x derece bulurum diyeceğiz. Hemen bir diğer soruya bakalım. X, Y termometrelerinde suyun donma ve kaynama sıcaklıkları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Buna göre X termometresinin 100x derece olarak gösterdiği sıcaklık değerini Y termometresi kaç Y derece gösterir diye sormuş. Hemen X 10x derece diye gösteriyormuş. Buraya yazdım. Yine aynı şekilde oran orantı yapacağım. Şuraya da y diyeyim. O zaman yazacak olursam şuradaki uzaklık 10 eksi eksi 20'den burası 30 yapar. Burası da baktığım zaman 150 yapar. Eşittir y eksi 40 bölü 100'dür diyeceğim. Burayı sadeleştirirsem burası da 1 bölü 5 yaptı. O zaman y eksi 40 20 yapar. Y'yi de 60 y derece olarak ölçerim. Bir x termometresi 0 celsius sıcaklığı eksi 10 x 10 santigrat derece sıcaklığı da 20 x olarak gösteriyor. Hemen çizelim iki tane termometre. 0 santigrat derece sıcaklığı. Yani donma noktasını bu eksi 10 olarak ölçüyormuş. 10 santigrat derece sıcaklığı da 20x olarak ölçüyormuş. X termometresinin 80 olarak ölçtüğünü Celsius termometresi ne kadar ölçer diye sormuş. Yine aynı şekilde oran orantı yapacağım. 30 bölü 90 eşittir. Burası ne yapar? 10 yapar. Burası da C yapar. C buradan ne gelir? 30 gelir. Evet bir enerji sorusu, iş sorusu. Kütleleri sırasıyla M, M, 2 M olan KLM cisimleri eşit büyüklükteki kuvvetleri ile şekil bir şekil 2 ve şekil 3 gibi x kadar hareket ettiriliyor. Yapılan işlerin sıralamasını aralarındaki ilişkiyi sormuş. Burada önemli olan kısım kuvvetler eşit büyüklükteymiş. Yani buna f kadar desem burası da f kadar. Ne olacak? Burası da f kadardır diyeceğim. Şimdi burada İş formülünü bir yazayım öncelikle neydi? Kuvvet çarpı yol. Kuvvet çarpı yol ama dikkat edeceğimiz kısım neydi? Kuvvetin doğrultusunda bir hareket olması lazımdı. Baktığım zaman hepsi kuvvetin doğrultusunda hareket etmiş. Kuvvetler de eşit. Almış olduğu yollarda eşit ise birincisi için yazayım kuvvetim F kadar. Almış olduğu yol X kadar. İkincisi için yazayım kuvvetim F almış olduğu yol X. Üçüncüsü için yazıyorum kuvvetim F kadar yine almış olduğu yol x kadar diyeceğim. Baktığım zaman hepsi ne olacak? Birbirine eşittir diyeceğiz. K noktasında durmakta olan 1 kilogram kütleli x cismi büyüklüğü 10 newton olan f kuvveti ile l noktasına kadar hareket ettiriliyor. x cismi ile yatay düzlem arasında kinetik sürtünme kuvveti 4 newton. O zaman yazalım hemen f sürtünme ne kadarmış? 4 newtonmuş. KL aralığında net kuvvetin yaptığı iş. Öncelikle F neti bulalım. F net ne kadar? Hareketin zıt yönünde etki eden bir sürtünme kuvveti olacak. O zaman 10 eksi 4'den F net ne kadar gelecek? 6 Newton. F netin yaptığı işi sorarsa F net çarpı yol diyeceğim. F netimi buldum. 6 Newton. Almış olduğu yol ne kadar? 2 metre. Burada ne diyeceğim? Yapılan iş 12 Jüldür diyeceğim. Şuraya da net diye belirtelim. K aralığında net kuvvetin yaptığı iş sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş o zaman burası da ne bulacağım? F sürtünme çarpı x diyeceğim. Sürtünme kuvvetinin 4 olduğunu biliyorum. Almış olduğu yol 2 metre. Bu da nedir? 8 jüldür diyeceğim. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar. Bir cismin kinetik enerjisinin içeriklerinden hangilerinin artması sonucu artar? Şimdi öncelikle basit bir soru. Kinetik enerji formülümüzü yazalım. Neydi? 1 bölü 2 m v kare idi. O zaman bakınca kütleye bağlı kütle artarsa ne yapar? Kinetik enerji artar. Hıza bağlı hızın karesiyle doğru orantılı aynı zamanda. O zaman hız büyüklükleri ve kütlesi önemli. Yer çekimi önemli değil. Ne diyeceğiz? 1 ya da 2. KLM cisimlerinin potansiyel enerjilerinin yerden yüksekliğine bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre KLM cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir demiş. Bunu demen sol tarafına yazalım. Birinci sizin K için söylüyorum. Enerjisi ne kadarmış? 2E kadar. Formülüm neydi? Onu da öncelikle bir yazayım. Potansiyel enerji formülü. MGH'dı değil mi? Bilmiyorum potan kütleleri sormuş zaten bana. Kütlesini mk dedim. G çarpı yüksekliği ne kadarmış? H kadar. Sonra L için yapayım. Bak burada buradan da alabilirsin. Buradan da fark etmez. 2 eşittir. ML çarpı G çarpı yüksekliği ne kadarmış? 2H kadar. Sonra M için yapalım. E kadar enerjisi varmış. Kütlesini bilmiyorum. G çarpı yüksekliği ne kadar? 2 hmiş Bana K, L, M arasındaki ilişkiyi sormuş. O zaman buradan K'yı bir yazayım. MK 2E bölü G çarpı H olur. ML'yi yazayım. 2E bölü 2G çarpı H olur. M için yazayım. E bölü 2 G H olur. O zaman baktığında MK en büyük. Sonra ML, ondan sonra da M'dir diyeceğim KLM'den hangisinde var? Adana'da var diyeceğiz. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. KLM cisimlerinin kütle, verileni ısı ve sıcaklık değişimi değerleri çizelgede verilmiştir. Buna göre KLM'nin türleri için ne söylenebilir demiş. Şimdi türleri bulmak istiyorsak ne yapacağım? Ben maddeler için ayırt edici özelliği bulmam lazım. Öncelikle formülüm neydi? Q eşittir. MC delta T. Verilen ısı, kütle, öz ısı, sıcaklık değişimi. Maddeler için ayırt edici olan hangisiydi? Öz ısı. Maddeler için ayırt edici özellikti. O zaman ben C'leri bulmam lazım. Şimdi birincisi K için yazayım. Verilen ısı ne kadar? Q kadar. Kütlesi M kadar. Öz ısısını bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. CK dedim ona da. Sıcaklık değişimi ne kadarmış? T kadarmış. Sonra L için yazayım. Verilen ısı miktarı yine Q kadar. Kütlesi 2M. C'sini bilmiyorum. CL dedim. Sıcaklık değişimi yine T kadar. M için yazayım. Verilen ısı 2Q, kütlesi 2m, öz ısısına cM dedim. Yine sıcaklık değişimi T kadar oldu. O zaman buradan cK yazacak olursam, Q bölü m çarpı T, cL'yi çekiyorum, Q bölü 2m çarpı T. Cm'yi çekiyorum. Bu da ne yapar? Q bölü M çarpı T yapar. O zaman baktığında öz ısılar ikisinin aynı mı? O zaman ne diyeceğim? Ck eşittir Cm ise öz ısıda maddeler için ayırt edici bir özellikse bunların eşit çıkması ne anlama gelir? Bu K ve M maddeleri aynı tür maddelerdir. L ise farklı tür maddedir diyeceğim. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. Kütleleri sırasıyla M, 3M olan X, Y cisimlerine sırasıyla Q, 2Q kadar ısı enerjisi verildiğinde X'in sıcaklık değişimi Y'ninkinin 2 katına eşit işte oluyor. X'in özgül ısısı CX, Y'ninki de CY olduğuna göre CX bölü CY oranı nedir diye sormuş. Şimdi formülüm, genel formülüm neydi? Şöyle yazayım. Q eşittir MC Delta T yani sıcaklık değişimi. X için yazalım. Verilen ısı miktarı ne kadar? Q kadar. Kütlesi M kadar. Öz ısısını bilmiyorum bana onu sormuş CX dedim. Sıcaklık değişimi X'in sıcaklık değişimi Y'nin 2'nin 2 iki katı. Yani X'in sıcaklık değişimini 2T edersem Y'nin 2'ne ne kadar diyeceğim? T kadar diyeceğim o zaman. Hemen buraya da 2T yazdım. Y için yazalım. Verilen ısı miktarı 2Q. Kütlesi 3M. C'sini bilmiyorum. C, Y dedim. Sıcaklık değişimi de T kalır. O zaman buradan CX'i çekeyim. CX eşittir. Q bölü M çarpı 2T. C, Y'yi çekeyim. 2Q bölü 3M çarpı T gelir. Bunların oranını sormuş bana cx bölü cy'yi. Birincisini aynen yazıyorum. Q bölü m çarpı 2t. Iki İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Buradan da ne gelir? 3 bölü 4 gelir diyeceğiz. Evet arkadaşlar son sorumuzu çözüyoruz. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan Sırasıyla 2M, M kütleli X, y sıvılarının sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. X sıvısının öz ısısı C, X, Y'ninki de C, Y'dir. Buna göre bunların oranını sormuş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken grafikte bize zamanı vermiş. Şimdi özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre birim zamanda verilen ısı miktarları eşit anlamına gelir. O zaman yazalım. Önce X için yazalım. Bak İkisi de şu noktadan alacak olursam zaman eşit olduğu için x'ine de q kadar ısı verilmiş diyorum. Sonra x için yazıyorum kütlesi 2m'miş. Öz ısısını bilmiyorum ona cx dedim. Sıcaklık değişimi bak ne kadar olmuş 2t verdiğim zaman 10'dan 30'a çıkmış. Yani 30 eksi 10'dan hatta 30 eksi 10 diyeyim sıcaklık değişimi delta t'yi. Sonra y için yazayım kütlesi m kadarmış öz ısısını bilmiyorum. Sıcaklık değişimi 20, 10'dan 20'ye çıkmış. O zaman T son eksi T ilkten 10 eksi 20 yazacağım. O zaman yazacak olursam devam ettireyim burayı. Q eşittir. 2M çarpı CX çarpı 20. Burada da aynı şekilde şunu şöyle çizeyim. Q eşittir. M çarpı CY çarpı 10. Peki bana CX bölü CY'yi sormuş. CX çekecek olursam CX eşittir bölü 40M C'yi cy çekecek olursam da Q bölü 10M olur. Bana CX bölü sorduğu için birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Buradan da ne gelir? 1 bölü 4 gelir diyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.